Herkese merhabalar. Hukuksal Bakış programımızda yeniden birlikteyiz. Sizden gelen soruları yanıtlanmaya başladı. Konu uzmanı avukat arabulucu Gökçe Yabuloğlu bizlerle birlikte. Hemen kendilerine merhabalar, hoş geldin diyoruz Gökçe Yabuloğlu. Merhabalar, hoş bulduk Gülay Hanım. Sıcağı sıcağına konuşacağız çünkü çok fazla konu başlığında öne çıkan konu ölüm sonrası miras hakkı nasıl paylaşılır, sorunlar yaşanmadan başlığıydı. Hemen soralım, mirasçılar arasında anne ve baba ölümünden sonra sıklıkla duyduğumuz bu miras paylaşımı konusunda tenkis davası, yanlış mı söyledim bilmiyorum. Evet. Nasıl çözülür diyelim ve sözü size bırakalım. Tenkis davası kanunda saklı paylı mirasçı olarak tanımlanan kişilerin bu saklı pay yani mahfuz hisselerinin zarar görmesi nedeniyle açacakları açma hakkına sahip oldukları bir davadır. Öncelikle saklı paylı mirasçı kavramı nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Her yasal mirasçı saklı paylı mirasçı değildir. Saklı paylı mirasçılar kanunda çocuk, alt soy, eş ve anne baba olarak tanımlanmıştır. 2007 öncesinde saklı paylı mirasçılar arasında kardeş de vardı. Saklı paylı mirasçıların miras saklı payları miras paylarına göre belirlenir. Dolayısıyla yasal miras payıyla saklı pay her zaman aynı şey değildir. Saklı paylı mirasçı böyle özel bir düzenlemedir kanunda. Dolayısıyla saklı paylı mirasçı kanunda sayılan saklı paylarının zedelendiğini düşünüyor ise miras bırakanın ölümünden sonra tereke adı verilen tüm aktif ve pasiflerinin olduğu mal varlığından bulunacak aktif değerler üzerinden bir belirleme yaparak bu davayı açabilir. Terekeden çıkarılacak giderler, ölen kişinin borçları, cenaze giderleri, ölen kişi birlikte yaşadığı kişiler var ise onların 3 aylık geçim giderleri, ayrıca terekeyi korumak için önlem alınması gerekiyorsa koruyucu önlemler için alınacak masrafları düşerek terekeyi bulabilir. Buradan da yasal miras payını ve dolayısıyla saklı payını bularak kendisinin aleyhine üçüncü kişilere yahut başka bir mirasçıya kazandırma yapıldıysa kendisinin yasal hakkını zedeleyen tenkis davasını açabilir. Bu saklı paylı mirasçılara tanınmış özel bir dava tipidir kanunumuzda. Peki mirastan mal kaçırmak diye hep duyuyoruz ve ben hakkımı almadım tekrar başvuracağım diye şikayetler olabiliyor. Mal kaçırmak ve buna bağlı açılan davalar var mı, varsa nasıl diye soralım. Hı hı. Halk arasında mirastan mal kaçırma olarak bilinen şey aslında hukukta muris muvazası olarak karşılığını bulmaktadır. En çok mahkemelerde mal kaçırmanın halini taşınmazların usulsüz devri ya da usulsüz olarak devredildiği iddiası olarak görmekteyiz. Mesela baba bir erkek çocuğuna fazladan bir ev bıraktıysa, burada diğer kardeşlerin ve geride kalan eşinin yasal miras hakkı zedeleniyorsa, burada bir miras malının kaçırılmasından söz etmek mümkündür. Özellikle tapularda yapılan bu muvazalı işlemler için mahkemelerde tapu tescil iptal davası açılıyor. Bu davada davayı açan kişi, miras bırakanın bu tasarrufu yaptığı sırada gerçek bir satış ya da bedelli devir değil de hileyle, bağışlama kastıyla, bedelsiz olarak evlat kayırma düşüncesiyle bu devri yaptığından yola çıkabiliyor. Miras bırakanın akıl sağlığının yerinde olmadığından yola çıkarak mevcut tapunun miras bırakanın bıraktığı kişiden alınıp miras payı olarak tüm mirasçılara tescilini talep edebiliyor. En çok bunları taşınmazlarda görebiliyoruz. Yani mal kaçırma olarak denilen şey taşınmazlardadır. Ama sadece bunu taşınmaz olarak da düşünmemek lazım. Bankadaki para da olabilir ölen kişinin. Onun dışında taşınır mallar da olabilir. Şimdi size anlatırken bir yandan da gelen mesajlara baktığım için izleyicilerimizden gelen mesajları da paylaşırsak, bir izleyicimiz demiş ki bir mirasçının anne babasının mirasından mahrum kalması ve çıkartılması hangi hallerde olabilir? Sonuçları nelerdir demiş. Ne dersiniz? Mirastan mahrumiyet yani yoksunluk ve mirastan çıkartma kanunumuzda iki ayrı müessese olarak düzenlenmiş ve bir takım farklılıkları bulunmaktadır. Öncelikle mirastan mahrumiyet yani yoksunluk halinden bahsetmek istiyorum. Mirastan yoksunluk kendi kendine otomatikman sonuç doğuran bir hukuksal korumadır, hukuksal müessesedir. Burada doğrudan mirastan yoksunluk sebebini gerçekleştiren mirasçının hakkını sınırlar yani mirasçılık hakkını ortadan kaldırılır. Kanunda
Aslında bunların sebepleri sınırlı olarak sayılmıştır. İlki, miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı öldürmek, öldürmeye teşebbüs etmek. Mesela miras bırakacak babanızı öldüren kişi sizseniz zaten otomatik olarak mirasçı olamıyorsunuz. Miras haklarınız sona ermiş oluyor. Ölmesine de gerek yok. Öldürmeye kalkıyorsanız da aynı şekilde. Yahut ölecek, yani morisi, miras bırakanı kalıcı bir şekilde kasten ve hukuka aykırı olarak ölüme bağlı tasarruf yapamayacak hale getirmek. Mesela vasiyetname yapamaması için bu kişiyi kör etmek, ellerine zarar vermek, akıl sağlığına yönelik bir hastalığa tutulmasına sebep olmak olabilir. Miras bırakan bir ölüme bağlı tasarruf yaptıysa zorla bu tasarruftan döndürmeye çalışmak da yine doğrudan mirastan yoksun olma sebebidir. Miras bırakanı artık yeniden aynı tasarrufu yapamayacak hale getirmekte, yine bahsettiğimiz gibi fiziksel ve zihinsel bir engele sahip olacak derecede bir fiil gerçekleştirmekte, yine doğrudan otomatikman hiçbir karar olmaksızın mirastan yoksunluk sebebidir. Mirastan yoksunluk sadece yoksun bırakanı etkiler. Bu da demek oluyor ki siz babanızın mirasından mahrum olacak, yoksun olacak bir şey yaptığınızda o miras sizin kalmaz. Fakat sizin alt soyunuza, yani toruna devredilir. Sizin de bir alt soyunuz, bir çocuğunuz yoksa bu durumda sanki sizin miras payınız siz hiç yokmuşsunuz gibi diğer mirasçılar arasında miras payı oranlarında paylaştırılır. Mirastan çıkarma ise Gülay Hanım çok daha kısıtlı bir durumdur mirastan yoksunluğa göre. Mirastan çıkarmanın ölüme bağlı bir tasarrufla yapılması gerekir. Günlük hayatta uygulamada bu en çok vasiyetnamelerle yapılıyor. Ve mirastan çıkarma sadece saklı paylı mirasçılar için öngörülen bir durumdur. Kanunda saklı paylı mirasçılar için öngörülen bu durum bakımından da yine bazı sebepler öngörülmüştür. Yani mirastan çıkarmanın ne gibi durumlarda hukuka uygun sayılacağı, şartlarının neler olduğu ile ilgili. İlki, saklı paylı mirasçının miras bırakana veya aile yakınlarına karşı bir suç işlemiş olması. Bu az önce bahsettiğim yoksunluk gibi öldürme veya öldürmeye teşebbüs gibi bir suç olmasına gerek yok. Burada iftira atmak gibi daha hafif nitelikte ama o ölecek kişinin şerefine zarar verecek bir suç da mirastan çıkarma sebebidir. İkinci olarak hayırsız evlat olarak tabir edilen ölen kişinin, ölecek kişinin çocuğunun ona karşı aileden doğan, aile hukukundan doğan görevleri yerine getirmemesi, muhtaç durumdaki annesine babasına bakmaması, bu da mirastan çıkarma sebebidir. Haklı bir sebeptir miras bırakan açısından. Üçüncüsü de tamamen tedbir amaçlı borç ödemeden aciz sebebiyle çıkarma. Burada mirasçı, örneğin baba vefat edecek, az bir zaman kaldığını düşünüyor, artık hasta. Oğlunu burada mirasçılıktan, oğlu çok borca batıksa, iflas varsa daha fazla onu da etkilememe, olumsuz bir şekilde diğer mirasçıların da etkilenmemesi için kanuni bir önlem olarak bu sebebe dayalı mirastan çıkarma yapabilir. Özetle kanunda sayılan sebepler dahilinde mirastan yoksunluk otomatikman gerçekleşir ya da miras bırakan mirastan çıkarmayı saklı paylı mirasçılar için yapabilir. Peki yine bir soru, ölüme bağlı tasarruf nedir? Bu tasarruflardaki hak sahipleri bu haklarına nasıl kavuşabilir? Ölüme bağlı tasarruf, morisin, yani miras bırakanın öldükten sonra hüküm ifade etmek üzere gerek yasal mirasçıları gerekse üçüncü kişilere bıraktığı mal varlıkları, bıraktığı miras payları, miras paylarından ziyade belirli bir mal bırakma veya alacak bırakma ya da vakıf senedi, vakıf kurma gibi iradelerini açıklayan bir hukuki işlemdir. Bu sağ kalan miras eşinin payıyla aynı şey midir diye soralım. Yok, hayır. Sağ kalan eşin miras payı zaten kanunen bu eş mesela çocuklarıyla birlikte mirasçı oluyorsa 1/4 yasal miras payı vardır. Bu kanuni mirasçılıktır. Ölüme bağlı tasarruflar mesela eşinize 1/4 fazlasını bırakmak için, ayrı bir mal varlığı da bırakmak için yapılabileceği gibi bir arkadaşınıza da, bir hayır kurumuna da yapılan bağışlama, mal bırakma gibi işlemler olabilmektedir. Ölüme bağlı tasarruflar halk arasında en çok bilineni vasiyetnamedir. Resmi sözlü ve yazılı şekilde yapılabilir. Sözlü çok nadirdir. Artık yazılı vasiyetname düzenleyebilecek bir imkan bulamadığınızda genellikle yapılır. Hatta uygulamada da çok fazla yoktur. Ama resmi vasiyetname vatandaşlar yalnızca noter huzurunda düzenlendiğini bilse de genel itibariyle sulh hukuk mahkemelerinde yahut yurt dışında yaşıyorsa konsolosluklar önünde de
İki, tanık huzurunda burada kazandırma yapılan bir kişi olmaması gerekiyor. Yani bağımsız ve tarafsız iki tanık huzurunda akıl sağlığı yerinde olduğuna dair bir raporla ve gerçekten serbest ve özgür bir irade ile vasiyetnameyi yapabilirler. Burada vasiyetname ile kendisine belirli bir mal bırakılan kişi vasiyet alacaklısı olur ve bu hakkını yasal mirasçılara karşı da ileri sürebilir. Peki kapanışa gideceğim ama son soru olsun izleyicilerimizin, çünkü çoğunlukla soru başlıkları olduğu için. Bu yasal hakkı arama süreci başlatıldığı zaman çabuk sonuçlanır mı diye gelen sorular var, ne dersiniz? Bunu öncelikle mirasçılara, yasal mirasçılara bir ihtarname ile talep etmek daha uygun olur. Çünkü burada makul olan kişiler zaten ölen annemiz babamızın son arzusuymuş, yerine getirelim şeklinde bir yaklaşım sergilerler ve kolaylıkla devirler vesaire yapılabilir. Ama yerine getirilmemesi halinde de burada dava yoluna gidilebilir. O da klasik Türk yargısındaki dava süreçleri şeklinde ilerliyor. Ayrıyeten yasal mirasçılar bu ölen annelerinin babalarının vermiş olduğu karardan, bırakmış oldukları mirastan üçüncü kişilere karşı memnun da olmayabilirler. Bu durumda vasiyetnamenin iptali davası açabilirler. Vasiyetin iptalini isteme davası yasal sürelere, hak düşürücü sürelere bağlı bir dava tipidir. 1 yıl, 10 yıl ve herhalde kötü niyetli kişilere karşı 20 yıl gibi hak düşürücü süreleri vardır. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Bu sürelere dikkat edilmediğinde ya da bu sürelere kusuruyla kaçırdığının ispatlanamaması halinde, kusur olmaksızın kaçırıldığının ispatlanamaması halinde dava doğrudan süre yönünden reddedilecektir. Bu durumda yasal mirasçılar da vasiyetnamede geçen ve vasiyet bırakılan kişilere, kurumlara bu edimleri yerine getirmekte borçlu olacaktır. Peki şimdi kapanışa gidiyorum ama şimdi boşanmalarda arabuluculuğun devreye girdiğini biliyoruz ama bu tür davalarda da arabuluculuk işi başlangıçta geçerli mi ya da direkt burada mahkemeye mi başvuruyor kişiler? Öncelikle boşanma ve tapuda henüz dava şartı değil. Hani boşanma davalarının ferilerine yönelik konuşmuştuk. Tazminat, bağ evet. bırakma gibi hususlarda. Burada da ihtiyari arabuluculukla taraflar bir araya gelerek sulhle dava masraflarına ve davanın uzun sürmesinin yaratacağı psikolojik, sosyolojik zararlardan kaçınmak adına arabuluculukla ihtiyari olarak bunları kendi aralarında kararlaştırabilirler. Zaten 1 Eylül'den sonra yürürlüğe girecek yargı paketiyle de örneğin taşınmaz devrinin öngörülmesi halinde burada tapudaki memurlara arabuluculukta kararlaştırılan devirleri bir şerh gibi işleme yetkisi de veriliyor. Yani burada kişilerin mal kaçırmasının önlenmesi de bir anlamda engellenmiş oluyor. Bir teminat altına alınmış oluyor. Dolayısıyla henüz bu kanunen yapılması, başvurulması zorunlu bir yol olmasa da tarafların direkt kendileri, vekilleri vasıtasıyla arabuluculuk yoluna başvurmaları mümkündür. Ayrıca arabuluculukta bir anlaşma sağlanıyorsa bu bir mahkeme kararı hükmündedir. Yani yeniden dava açmanıza gerek olmaksızın elinizde bir mahkeme kağıdı varmışçasına devreye sokabilirsiniz. Haklarınıza bir yargılamaya göre daha kısa bir sürede kavuşabilirsiniz. Peki bu arazi paylaşımlarında da birçok haber yansıdığı için anlaşamadık ve keyifli bir sonucu da olmuyor anlaşanların dışında diyelim. Basına yansıyan haberler bu arazi tarla paylaşımları için de geçerli mi diye soralım. Tabii ki arazi bir miras malıysa burada da öncelikle ortaklığın giderilmesi mümkün mü? Mirasçılar arasında yasal miras payları oranında bir paylaşım mümkün mü? Bunu da değerlendirmek gerekiyor. Sıkıntılı bir durum varsa bir önceki sorunuzda bahsettiğiniz gibi mirastan çıkarma, mirastan yoksunluk halleri varsa bunların da ayrıştırılarak geriye kalan mirasçılar bakımından bir paylaştırma yapılıp yapılmaması değerlendirilmelidir. Bir üçüncü olarak da yine ilk sorunuz tenkis davasında bahsettiğiniz üzere yasal bir örnek üzerinden gidelim. Burada vefat eden kişi geride eşini ve iki çocuğunu bıraktıysa herhangi bir mirastan çıkarma ve yoksunluk yoksa eşin miras payı 1/4'dir. Çocukların da geriye kalan 1/4'ün ikiye bölünmesi şeklinde ortaya çıkar. Bu yasal miras paylarına göre saklı paylar hesap edilir. Saklı payları aşan kısım varsa saklı payı zedelenen mirasçı bununla ilgili tenkis davası açabilir. Dolayısıyla bu yanlış olan paylaşılmanın, yanlış devirlerin, hakkaniyetsiz işlemlerin zararı bir ölçüde telafi edilebilir.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Haklarımızı bilmeye ve öğretmeye bilmeyenler adına bu ekrandan Arabulucu Avukat Gökçe Yavuloğlu ile sizlerle buluşturuyoruz. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Evet, gelişmeleri bu ekrandan aktarmayı sürdüreceğiz. Sizden gelen soruları da konu uzmanlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.